Herkese yeniden merhaba. Bir önceki videomuzdaki soruya benzer bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Aslında bunun benzerini başka bir YouTube kanalında görmüştüm. Beğendiğim için sizlerle paylaşayım istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Fazla zaman kaybetmeden hemen bakalım soruya bizden ne istiyormuş. Şekildeki dikdörtgenin içerisine sığacak şekilde 3 tane eşkenar üçgen yerleştirilmiş. Ve bu üçgenler dikdörtgenin bir köşegeni ile şekildeki gibi kesilmiş arkadaşlar. Bizden üçgenlerin köşegenin altında kalan kısımlarının alanları toplamı isteniyor. Hadi bakalım o zaman. Şöyle. Yalnız çözüme geçmeden önce çözümde kullanacağımız bazı bilgileri hatırlayalım. Mesela eğer iki üçgen birbirine benzerse, mesela ABC ve A1 B1 C1 gibi, AB bölü A1 B1 eşittir K ise arkadaşlar, H bölü H1 de K'dır. İşte aynı kenara ait arkadaşlar, benzer kenarlara ait açıortayların uzunlukları oranı da sabittir arkadaşlar vesaire. Yalnız alanları oran arkadaşlar K'nın karesine eşit olacaktır. Bu birinci hatırlatmamız. İkincisi nedir? İkincisi de herhangi bir ABC üçgeni yine eğer CD ile kesersem, ben CD doğru parçası ile kesersem, bu herhangi bir doğru parçası ve alanlara da S1 ve S2 dersem, buradaki ayrılan alanların oranı, yani S1 ile S2'nin oranı, sahip oldukları tabanların oranına eşittir arkadaşlar. Yani X bölü Y'ye eşittir. Neden? Çünkü aynı yüksekliğe sahiptir. Bu hatırlatmayı yine başka bir videomuzda yapmıştık. Şimdi o zaman artık çözüme geçebilirim. Bana neler verilmişti? Bu üçgenlerin bir kenarının uzunluğu 2 santimetre verilmişti. Peki bu alanları nasıl bulacağım ben? Benzerlik anlattığımıza göre o zaman benzerlikle çözeceğiz demektir. Farklı şekillerde çözebilirsiniz ama ben burada benzerlik kullanacağım arkadaşlar. Tamam. Peki benzerlik anlattık da bu şekiller birbirine benzer değil. Birincisi üçgen, ikincisi ile üçüncüsü dörtgen. Ama arkadaşlar şöyle bir hokus pokusla bu işi halledebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada üçgenlerin üst kısımları, yani köşegenin üstünde kalan kısımlar, sarı renkli boyalı olan kısımlar, üçgenler birbirine benzerdir. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Çünkü bu doğru parçaları birbirine paraleldir. Bu üçgenlerin kenarları birbirine paraleldir. Tabanına 60 derecelik açı yaptığını bildiğimden dolayı. Eğer bunlar birbirine paralelse, o zaman demek ki şuradaki açılar da birbirine denktir arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Tamam. Peki başka ben ne biliyorum? Yine üçgenler eşkenar üçgen olduğu için tepe açıları da 60'er derecedir. Süper. Demek ki bu üçgenler arkadaşlar birbirine benzer. Peki ben bunların alanlarını nasıl bulacağım? Alanlarını ise şöyle bulacağım arkadaşlar. Mesela birincisinin alanına ben şöyle diyeyim, S1 diyeyim. İkincisinin alanında S2 diyeyim. Üçüncüsünün alanında S3 diyeyim. Tamam. Bu üçgenlerin, eğer üçgenler benzerse, az önce dediğimiz gibi alanları da benzerlik benzerlik sabitinin karesine eşit olacaktır. Güzel, harika. O zaman ben S1'e S diyeyim. Diğerlerini de S2 ve S3'ü de S cinsinden bulacağım arkadaşlar. Harika. Peki bu benzerlik sabitlerini nasıl bulacağız? Hemen onu da gösterelim. Öncelikle bu herhangi bir tanesinin veya herhangi iki tanesinin kenarlarını karşılaştırmam gerekiyor arkadaşlar. Hangi kenarlar birbirine benzerdir? Arkadaşlar mesela şu kenarlar birbirine benzerdir. Peki ben bunu nereden göreceğim arkadaşlar? Bakın şuradan göreceğim. Onu farklı bir renkle yapayım. Mesela yeşille yapayım. Şu görmüş olduğunuz birinci üçgenle, küçük üçgenle bakın. Yine onu da farklı renkle yapalım. Şöyle mesela siyah üçgen birbirine benzerdir. Neden? Çünkü bakın az önce söylemiştik. Bu doğru parçaları, tabanları birbirine paraleldir arkadaşlar. Bundan dolayı yine bir başka bir benzerlik var burada. Tamam, peki sabitlerini nereden bulacağım? Şuradan bulacağım arkadaşlar. Hemen yine kalemizi değiştirelim. Bu üçgenlerin bir kenarı 2 santimetreydi. O zaman burası 2 santimetre. Tamam, burası da 2 santimetre. Burası da 2 santimetre. Peki şu tepe taklak olan beyaz renkli üçgenler de aynı şekilde eşkenar üçgenlerdir arkadaşlar. Bu da 2 santimetre, bu da 2 santimetre.
Peki şu dik üçgenler, bu dik üçgenler ise eşkenar üçgenlerin yarısına eşittir arkadaşlar. O zaman bunlar da birer santimetredir. Bir santimetre. Buradan arkadaşlar neyi bulabiliriz? Bakın yüksekliği de bulabiliriz. Çünkü neden burada bir 30-60-90 üçgeni var. Ona daha sonra geçelim. Harika. Buradan o zaman şuna ben x diyeyim. Şuna ben x diyeyim. Şu parça x diyeyim. Şu parçaya da y diyeyim. O zaman x ile y'nin ben oranını bulabilirim. Hemen buraya yazıyorum mesela. X bölü y arkadaşlar neye eşittir? Bakın burada diğer uzunluklara eşittir. Oranına eşittir. 1 ve 3. O zaman demek ki bu uzunlukların oranı 1 bölü 3'müş. Harika. Peki o zaman S1 bölü S2'yi de ben bulabilir miyim? Elbette bulabilirim. S1 bölü S2 de o zaman neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 3'ün karesine eşittir. 1 bölü 3'ün karesine eşittir. Yani 1 bölü 9. Peki ben buradan neyi bulmuş oluyorum? S2'yi S cinsinden bulmuş oluyorum. 1'e 9 oranı olduğuna göre. Demek ki S2 neye eşittir arkadaşlar? 9 S'ye eşittir. 1, 2. Benzer şekilde arkadaşlar buna da Z dersem X bölü Z oranını bulabilir miyim? Onu da buraya yazalım. Şöyle sarı renkle devam edelim. X bölü Z oranı neye eşittir arkadaşlar? Yine diğer uzunlukları oranına eşittir. Arkadaşlar 1'e 5 gördüğünüz gibi. Şimdi bu parçalar burası 1, burası 2, burası da 2 olduğuna göre. Demek ki bu uzunluk neye eşitmiş? 5. 5 birim veya 5 santimetre. Diğer küçük olan neydi? 1'di. 1 santimetreydi. Buradaki de benzerlik sabiti 1'e 5'miş. Peki o zaman S1 bölü S3 oranı ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 5'in karesine eşit olacaktır. Yani 1 bölü 25 olacak. Harika. O zaman S3 neye eşit olacak arkadaşlar? S3 de bakın bu birincisi S1, S ise S3 o zaman ne olacaktır? Buradan hemen şöyle yazabiliriz. S3 de arkadaşlar 25 S'ye eşit olacaktır. Süper. Bunlar yardımıyla artık ne yapabilirim? Alanlarını bulabilirim arkadaşlar. Demek ki S3 neye eşitmiş arkadaşlar? 25 S'ye eşit. Harika. S2 neye eşitmiş? 9 S eşitmiş arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman. Nasıl devam edeceğim peki? Bu bilgiler ışığında arkadaşlar ben yine bir üçgenin alanını yani bir eşkenar üçgenin bir tanesinin alanını S'ye bağlı olarak bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar? Yine başka bir benzerlik yardımıyla o da bakın şurada yine ben yeşille yapayım onu veya başka bir renk seçelim mesela ne olsun? Siyah olsun. Arkadaşlar şurada dikdörtgenin tavanları birbirine paralel olduğu için şu üçgenle birinci turkuaz üçgenle bakın şuradaki üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Burası siyah zaten devam etmiyorum. Kelebek benzerliği vardır arkadaşlar. Buradaki peki benzerlik sabiti nedir? Küçük bölü büyük yapalım yine. 2'ye arkadaşlar 5 santimetre. Bu küçük olanın kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu, benzer kenarlar diyelim. Uzunluğu 2 santimetre. Diğerinin ise gördüğünüz gibi 5 santimetre. Nereden? Şuradan arkadaşlar. Onu da şöyle iki çizgi çizelim. Bakın bu açının karşısındaki 2 santimetre. Diğerinkisi ise 5 santimetre olduğuna göre demek ki buradaki benzerlik sabiti de 2'ye 5'tir. Yani ben buna eğer z'te yani z'ye eşit 5k dersem şuradaki parça ne olacaktır? 2k olacaktır. Harika. Ne işime yarayacak? Diğer parçanın alanını bulmaya yarayacak arkadaşlar. O zaman bulabiliriz biz bu alanı. Neden? Eğer çünkü burada şu sarı alan yani birinci görmüş olduğunuz büyük S3 alanı 25S ve tabanı da 5S ise buradaki turkuaz alanı ben ne yapabilirim? S cinsinden bulabilirim. Buradaki taban nedir peki? 2K. O zaman buradaki de K'ya karşılık 5S geliyorsa 2K'ya karşılık 10S gelecektir. Harika. Bu benim ne işime yaradı? Gördüğünüz gibi bir eşkenar üçgenin alanını S cinsinden buldum. Neymiş o peki? 25S burada var, 10S de burada var arkadaşlar. 35S. Demek ki her bir üçgenin alanı burada nedir arkadaşlar? 35S. O zaman diğer parçaları da ben, diğer turkuazla boyanmış parçaları da ben ne yapabilirim?
S cinsinden bulabilirim. Harika, süper. Yazıyorum o zaman. Bu tamamı 35 S ise, üst tarafta kalan da 9 S ise, demek ki burası alt tarafta kalan 26 S olacaktır arkadaşlar. Burası S1'e ben S demiştim. O zaman aşağısı ne olacaktır? Tamamı 35 S ise 34 S olacaktır arkadaşlar. Harika. Peki benim o zaman bulmak istediğim, yani şuraya yazalım onu. S turkuaz ne oluyor o zaman arkadaşlar? S turkuaz eşittir. Hemen bakalım. 10S artı 26S artı 34S. Yani toplamda arkadaşlar 70S oluyormuş. Tamam. S cinsinden buldum da gerçek değerini nasıl bulacağım? Onu da şöyle buluyorum arkadaşlar. Burada kenarı verilmiş, arkadaşlar bir kenar uzunluğu verilmiş eşkenar üçgenin alanını ben bulabilirim. Bunu nereden bulabiliriz? Formülden bulabiliriz, işte a kare kök 3 bölü 4'ten, ama ben yine arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 kullanmak istiyorum. Arkadaşlar burada burası 2 santimetre ise, bakın burası 1 santimetredir. Şurası 1 santimetredir. Görebilmek için biraz da şu an sarıyı seçeyim yine. 1 santimetre. 30-60-90 üçgeni olduğunu söylemiştik. Şurası 30 derece. Burası 2 idi. Burası da o zaman kök 3'tür. Demek ki bu üçgenin yüksekliği arkadaşlar kök 3'tür. Dikdörtgenin eğer bir kenarı kök 3 ise, buradaki kenarı kök 3 ise, diğeri de nedir arkadaşlar? Arkadaşlar üçgenin de yüksekliği kök 3'tür. O zaman bu üçgenin alanı ne yazalım buraya? 35S diyelim direkt. Bakın çünkü 35S'ydi. 35S arkadaşlar neye eşittir burada? Taban, yani 2 çarpı yükseklik kök 3'tür. Kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Demek ki 35S, özür dilerim. Arkadaşlar 35S eğer ikileri sadeleştirirsek kök 3 santimetre kare ise, harika. O zaman ben turkuaz renkli alanı bulabilirim. Buradaki 70'ti, demek ki bu 2 çarpı 35S yapar. 35S yapar. O da arkadaşlar eşittir 2 kök 3 santimetre kare olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi benzerlik yardımıyla bu zor gibi görünen ama çok tatlı, bana göre çok tatlı sorunun çözümüne ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Peki o zaman size başka bir soru soralım şöyle. Bu alanı bulabilir miyiz desek şöyle. Burada benzer şekilde arkadaşlar eşkenler, üçgenler var ama farklı yerler boyanmış. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Onun da çözümünü size bırakalım. Ya az önceki çözüm yardımıyla yine buradan arkadaşlar benzer bağlantılar kurarak bu aslında alanları da bulabilirsiniz. Biraz zorlanırsınız ama arkadaşlar eğer birazcık uğraşılırsa bulunabilir. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.